Türkiye'deki kavga her zaman para kavgası oldu. Sizin o gördüğünüz insanların bize siyasi kaygılarla verdikleri o köşe yazıları, o manşetler arkasında her zaman o yerleşik düzenin büyük menfaatlerini korumak adına yaptıkları gölgelemelerdi. O gölgelemelerin arkasında neler var? Bunları çok iyi anlamak lazım. Şimdi bakıyoruz bugüne, bir milliyetçilik tartışması var. Ne diyor ki işte o milliyetçi, bu milliyetçi. Ben size Türkiye'nin en milliyetçi adamının kim olduğunu söyleyeyim mi? Türkiye'nin en milliyetçi adamı Aselsan'da 26 yaşında çalışan ve Türk F-16'larını İsrail uçaklığından uçağın vermiş. Türkiye'nin en milliyetçi adamı. En milliyetçi adamı. 26 yaşında çocuk. Türkiye'nin, İsrail'in 1998'den 2008'lere kadar Türkiye'ye yaptığı yazılımı bitirdi. Türkiye'nin en milliyetçi adamı şu anda Gölbaşı'nda çalışıyor. TÜBİTAK tesislerinde, Gölbaşı'ndaki diğer bilim tesislerinde. En milliyetçi adamı şu anda Roketsan'da döküm yapmaya çalışıyor. Yoksa biz milliyetçiyiz, ata bineriz, yaylalara çıkarız, yürürüz gideriz. Yok böyle milliyetçilik arkadaşlar. Yok böyle milliyetçilik. En milliyetçi adam şu anda çalışıyor, yazılım yapıyor. Ve Türkiye bunu açtığı zaman, yani bağımsızlaşması için, savunma sanayini geliştirdiği zaman, finansal sistemi bu finansal ergenek ondan tam olarak kurtardığı zaman, medyasını bu yerleşik medya düzeninden tam olarak kurtardığı zaman ortaya çok farklı bir Türkiye çıkıyor. Şimdi en büyük korkuları ne biliyor musunuz? Tam yolun yarısına geldik. 200 milyar dolardan 750 milyar dolara geldik Türkiye 10 yılda. Yani gayri safi milli hasıla 3'e katlandı. 3'ten hatta 3'ten de fazla. Şimdi 750 milyar dolardan 2,5 trilyon dolara gidecek. 2003-2013, 2013-2023. Yani 750 çarpı 3. Yapılamayacak bir şey değil. Şimdi 10 sene sonrayı düşünün. 2,5 trilyon dolar gayri safi milli hasıla. 3 nükleer santral sayesinde 60 milyar dolarlık enerji faturası bitmiş. 65 bin kilometre duble yol, 10 bin kilometre otoyol, 16 hızlı tren hattı ve arkasında daha birçok gelişme. Bundan sonra Türkiye'yi kim tutacak? Almanya mı tutacak? İsrail mi tutacak? Yunanistan mı tutacak? Kim tutacak ondan sonra Türkiye'yi? İçerideki yerleşik düzen mi tutacak? Bütün kavga bunun üzerine dönüyor. Türkiye küçük kalsın, yerleşik düzenin kontrolü altında kalsın. Bugüne kadar neden Edirne'den İstanbul'a hızlı tren yapmadınız ey gafiller, daha öncekiler? Neden? Dümdüz arazi, dümdüz. Dağ geçmiyorsun, nehir geçmiyorsun, bayır geçmiyorsun. Viyadük bile yapmıyorsun, dümdüz gidiyorsun. Neden yapmadınız? Yapamaz ki. Çünkü Türkiye'deki burjuva devrimi otomotiv sanayi üzerine kurulmuş. Daha fazla yedek parça, daha fazla lastik, daha fazla karayolunda harcanan enerji, daha fazla benzin, daha fazla zift, daha fazla mazot. Türkiye 2003'e kadar toplam enerjisinin %83'ünü karayollarında harcadı. Bu ülkede araba alıyordum ben, siz de alıyordunuz. Adam diyor ki saat 2'de aynası da olsun mu? Opsiyonelmiş. Saat 2'de aynası opsiyonel. Ne diyor ki? Eğer ay başına kadar parayı getirmezsen %6,5 zam geliyor. Kafalık, arka kafalık opsiyonel. Böyle kafa kazada kesin ölüyor adam. Ben bu ülkede ön camı yapışmadan fabrikadan çıkan araba gördüm. Arkadaşım araba aldı, ön camı bitti. Arabanın ön camı kalkıyor. O haliyle bayiye satılmaya gelmiş. Yıllarca arkadaşlar, yıllarca biz hep vermedik bu parayı. Teneke arabalara parayı verdik. Yaptıkları her malı satın aldık. Yaptıkları evlerde oturduk. Niye? Çünkü sesimizi çıkaramazdı. Çünkü medyada sesimizi çıkarsa bizi yazmazdı. Niye? Çünkü reklam sektörü o yapanların elinde.